Şanlıurfa Valiliği sel felaketine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada son 30 yılın yağış rekorunun kırıldığı belirtildi. Şanlıurfa'da son 30 yılın yağış rekoru kırıldı. 2 günde metrekareye 137,6 kilogram yağış düştü. Valilik Şanlıurfa'da sel sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği yerlerin Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri olduğu belirtildi. Sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Valilik ildeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ise bir gün idari izinli sayıldı. Açıklamada sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren 7585 personelin bölgede çalıştığı hatırlatıldı. İl dışından da çok sayıda ekip ve araç gerecin getirildiği duyuruldu. Valilik 112 acil merkezine bu süreçte toplamda 18359 ihbarın geldiği bilgisini de paylaştı. Kentte hasar tespit çalışmaları da sürüyor. 2000'e yakın ev ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları işleminin tamamlandığı vurgulandı. Vatandaşın zararının devlet tarafından karşılanacağı vurgulandı. Efendim TV yüzden herkese merhabalar. Saatlerimiz 12'ye doğru ilerliyor. Ben Mehtap Özkan. Gün ortasıyla karşınızdayız. Şanlıurfa'daki Abide Köprülü kavşağı da alt geçidi de aşırı yağışlarla birlikte su altında kaldı. Hala kayıpların olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde yıkılmayan evler sular altında kaldı. Araçlarsa işte o dehşetin en felaket görüntüleri burada. Suyun 2 metre yükseldiği mahallede bulunan araçlar neredeyse tanınmayacak halde. Yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Şanlıurfa'da durum içler acısı. Önce sular altında kaldı, şimdi ise balçık içinde. Şanlıurfa'da sel felaketinin en kötü olduğu yerlerden biri burası, Akabe Mahallesi. Mahalleyi bildiğiniz 2 metrelik su bastı. Vatandaşlar ellerindeki kovalarla ve paspaslarla evlerin içine dolan suyu boşaltmaya çalışıyor. Kendi imkanlarıyla yaşadıkları mahalleyi yaşanılacak hale getirmeye çalışıyorlar. Sokaklarda yürümenin bile güç olduğu mahallede iş makineleri de devredi. Hasar alan araçlarsa çekicilerle sanayiye götürülüyor. Efendim şimdi Şanlıurfa'daki son durumu öğrenmek üzere bir canlı bağlantımız olacak. TV100 muhabiri Halis Sadri Yılmaz karşımızda. Halis sendeyiz. Depremin 40. gününde, sel felaketinin ise 3. gününde Şanlıurfa Abide kavşağındayız. Şu an hala ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Burası Şanlıurfalılar için artık unutulmayacak bir yer. Aslında bütün Türkiye için unutulmayacak bir yer olması lazım. Çünkü burada 9 tane vatandaşımızı, 9 tane insanı kaybettik. Sizin de gördüğünüz gibi ekipler hala çalışmaya devam ediyor. Burası, bu alt geçit 5 metre yüksekliğinde 3 gün önce etkisini gösteren yağışın ardından sel felaketi bu alt geçidi vurdu ve sel felaketindeki bu alt geçit, 5 metrelik alt geçit 6 metreye kadar selle, suyla doldu. Burada onlarca insan, onlarca araç sel felaketine maruz kaldı. Arama kurtarma çalışmaları 3 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyordu. Sizin de gördüğünüz gibi, kameraman arkadaşımın Furkan Özdemir'in gösterdiği gibi, alt geçitte hala bir miktar da olsa su birikintileri mevcut. Burası Şanlıurfalılar için değil sadece, bu bölgedeki diğer şehirler için de çok kritik bir nokta. Çünkü Diyarbakır'dan Antep'e, Diyarbakır'dan Adıyaman'a ya da tam tersi bir istikamette yolculuk halinde, seyir halinde olanlar bu kavşağı kullanıyorlardı. Bu kavşaktan evlerine, sıcak yuvalarına gidiyorlardı. 3 gün önce yaşanan felakette ise bu kavşak buradaki insanlara mezar oldu.
diyelim. Ayrıca şunu da belirtmeye gerek var ki meteoroloji cumartesi ve pazar günleri için bu bölgede yine aynı şekilde aynı şiddette yağış olacağı konusunda buranın insanının buradaki halkı uyarmıştı diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.